Merhaba arkadaşlar. Cebze'de bulunan TÜBİTAK yerleşkesindeyiz. Yerleşke oldukça büyük ve orta kısmında küçük bir tepeciğin üzerinde bir anıt var. Bu anıtın da oldukça ilginç bir öyküsü var. Burası ünlü Kartacalı komutan Hannibal'in mezarının bulunduğuna inanılan nokta. Ve buranın üzerinde de 1981'de büyük bir taş bloğun üzerine, doğal bir taş bloğun üzerine yapılmış olan bir Hannibal portresi var. Bu portrede İstanbul Arkeoloji Müzesi heykeltıraşlarından Necdet Özatay tarafından yapılmış. Anıtın yapılmasını isteyen aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında bu anıtın buraya yapılmasını istiyor. Anıtın çevresinde 5 ayrı dilde Hannibal'i anlatan yazıtlar yerleştirilmiş vaziyette. Oldukça geniş bir alan. Ancak bölgeyi gezmek isterseniz, gelmek isterseniz saat 9 ile 15 arasında ve mesai saatleri günlerinde gelmeniz gerekiyor. Çünkü TÜBİTAK yerleşkesinin girişi tamamen kapatılmış vaziyette. Buraya gezmek istediğinizi, beyan ettiğinizde kimliğinizi bıraktıktan sonra bir refakat aracı aracınıza eşlik ediyor ve yaklaşık 1 kilometre içeride bulunan bu anıtın yanına getiriliyorsunuz. Bir 10-15 dakika kadar bu bölgede bulunmanıza izin veriyorlar. Yani kısıtlı bir alan şeklinde hazırlanmış ama aslında ayrı bir yol açılarak bölgenin gezmesi de sağlanabilir. Bölge gerçek anlamda tarihi bir bölge. Burada bulunan 7 tane küçük tepeciğin üzerine mezarlar tespit edilmiş. Ancak hangi mezarın gerçekten Hannibal'e ait olduğu tam bilinmediği için bunlardan bir tanesinin üzerine bu anıt yapılmış. Atatürk'ün 100. doğum yılına denk getirilmiş buradaki anıtın açılması 1981'de. Çünkü Atatürk Hannibal'e hayrandı. Hannibal de Kuzey Afrika'da doğmuş. M.Ö. 247'de ülkesini Romalılara karşı savunduktan sonra geri çekilme döneminde buradaki bütün yakınlarının kendisini teslim edeceğinden korktuğu için intihar ederek hayatına M.Ö. 183'te son vermiş ünlü bir devlet adamı ve komutandır.